بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توبن أستغفر الله بني افتي يا ربي بو كهتم دان دمك ve Allahu Teala'nın da affetmesiyle beraber günahtan temizlenmiş olmak bu kadar olduğunu biliyoruz. Fakat tevbenin bu bir söz ve bir samimi dönüş denecek kadar Basit bir zeminde durmadığını da biliyoruz. Tevbeye bir zemin oluşturulması lazım. O zeminden sonra da tevbenin bir ibadet olarak, bir gerçek samimiyet görüntüsü olarak korunması lazım hayat boyunca. Zemini oluşturulmadan tövbeyi bekleyemiyoruz. Korunması ile ilgili yatırım yapılmayan tövbede de kalıcılık umudu görmüyoruz. Göremiyoruz. Yoksa insanlar istisna azınlık hariç yaptıkları hatalardan sürekli pişman olurlar. Af dilerler toplu olarak, bireysel olarak bu nedametlerini hissederler. Ama günahlar bitmiyor. Neden bitmiyor? İşte içi doldurulmamış, zemini oluşturulmamış, korunamamış tövbelerden dolu bir hayat yaşadığımız için ya da tövbeyi sadece bir pişman oldum demek gibi algılayabildiğimiz için bu üzücü sonuçla karşılaşıyoruz. Bu sebeple bir miktar tevbenin içi nasıl dolar sorusu ve merakına cevap bulacağız. Her şeyden evvel biz ümmetiz. Bu ümmetliğimiz bir evde yaşayan aile fertleri iken bizimledir camide ibadet ederken bizim nedir? Çarşımızda, pazarımızda bizim nedir? Biz ümmetiz. Ümmet olmamız birbirimizin derdiyle dertlenmemizi gerektiriyor. Bu dertlenme ekonomik bir sıkıntısı olan Müslümanla ilgilenmek olarak yansıyabilir. Yansır da nitekim. Hasta bir Müslümanla ilgilenme olarak yansır. Morali bozulmuş bir Müslümana moral takviyesinde yansır. Tevbe de Allah'ın ibadeti listesinde durduğuna göre ekonomi gibi, sağlık gibi ve diğer insani ihtiyaçlar gibi birbirimize destek olmamız birbirimize yardımcı olmamız gereken işler arasında olmalıdır. Bu sebeple müminler iki noktaya dikkat ed ederler. Bir, kardeşlerini tevbeye teşvik ederler. İki, çok önemli bir nokta, şeytana yardımcı olmaz müminler demek bu şeytana yardımcı olmak? Yani tövbe edecek, eden, etmiş, yani tövbeden önceki durum, tövbeden sonraki durum ve tövbe esnasında üç pozisyonu var tövbenin. Bir günahkar bir insan tövbe edecek. İki, tövbe ediyor. Üç, tövbeden sonraki zaman. Bu zaman diliminde şeytan insanı rahat bırakmıyor. Bir tövbeyi erteletmek istiyor. Edeceğim derse o esnada ihlasını, samimiyetini, heyecanını düşürmeye çalışıyor. Ettiyse tövbe, tövbeden sonra Müslümanlar şeytan, tövbeden sonra şeytan yalnız bırakmıyor, geri almaya, tövbeyi bozmaya teşvik ediyor. Eğer Müslümanlar tövbe eden kardeşlerine, tövbe etmesi gereken kardeşlerine, tövbe etmiş kardeşlerine yardım etmezlerse veya direkt şeytana yardım ederlerse o günahtan tövbe ile ilgili hatadan dolayı dönemeyen Müslümanın vebaline ortak olurlar. Bu en çok da annelerin babaların ve arkadaşların hatasıdır. Bir insan tövbe edeceği zaman ona sen yani daha tövbe etmeye bile çok var. Kimsin tövbe ediyorsun? Sen kim tövbe kim türünden? Kışkırtma yapıldığında bu şeytana yardım etmektir. Bilerek bilmeyerek ayrı bir mesele. Tövbe eden birisinin moralini kırmak tövbeden soğumasına sebep olmak ya da tövbe ettiği halde sık sık onun tövbe ettiği günahını özellikle anneler ve babalar en yakında duranlar ve özellikle eşler Allah'ın örttüğünü kabul ettiğimiz şeyleri sık sık başa kalkmaları sen idin zamanında türünden İkazlar yapmaları, kışkırtmalar yapmaları şeytana yardım etmektir. Bu şeytana yardım konusunda suç sahibi olma riski de vardır. Basit bir olay değil bu. Müslümanın kardeşinin tövbesi konusunda kardeşine yardım etmesi gerektiği halde şeytana yardım etmesi bir hatadır. Bunu özellikle bir kenarda not edeceğiz. Dolayısıyla tövbe konusuna bir boyut daha açtık burada. Bizim tövbemiz benim şahsım olarak tevbemle ilgili meseleler, eşim, anam, babam, çocuklarım, yakın arkadaşlarım, mümin çevremle ilgili tevbe konusunda düşebileceğim hatalar. Bu hatalar bir, tövbeye yardım etmemek. iki daha beteri şeytana yardım edip tövbenin gecikmesi ya da tekrar e, günaha dönülmesi gibi bir sonuca neden olmak. Bunu sinirlenince mi yaparız? Bunu ona kızdığımız, hak ettiğini zannettiğimiz bir sebeple mi yaparız? Bunu kinimizden mi yaparız? Hiç önemli değil. Sonuç olarak şeytana yardım edilmiş mümin tekmelenmiş gibi olmaktadır. Bu da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerinde ikaz ettiği böyle yapmayın diye buyurduğu hususlardandır. Bir başka önemli husus şüphesiz hoca efendilerin, alimlerin Allah'a dost olduğuna inandığımız insanların kitaplarının tevbe ile ilgili nasihatleri faydalıdır. Ama hiçbir nasihat Kur'an-ı Kerim'in tevbe ile ilgili anlattığı hususlar kadar etkili değildir ve asla olamaz. Kur'anımızın en çok önümüze koyduğu tevbe örneği de babamız Adem aleyhisselam'ın tövbesidir. Ve bu bir hikaye asla değildir. Onun için tövbeyi idrak etmek ve bununla ilgili bir donanım sahibi bir Müslüman olarak yaşayabilmek için Kur'anımızdaki Adem aleyhisselam'ın hatası sonra da tövbesi allah Teala'nın o tövbeyi kabul buyurması فَتَلَقَّ آدَمٌ مِنْ كَلِمَاتٍ Adem kelimeler öğrendi min Rabbihi Rabbinden dediği hadise yani Adem Aleyhisselam'ın tevbe ile ilgili kapıyı zorlaması bu ayeti ve bunun gibi Adem Aleyhisselam'ın hatası Adem Aleyhisselam'ın sonra tövbeyi kuşanması ve Allah Teala'nın onu mağfiret buyurması. tabe aleyhi. Allah da onun tövbesini kabul buyurdu. Noktasına gelinmesi. Bütün bunlar Müslüman için tıpkı namaz konusunda abdesti öğrenip de sonra da abdest sayesinde yıllarca yıllarca namaz kılıp Rabbinin rızasını kazanması ne demek oluyorsa aynı şekilde Adem Aleyhisselam'ın hatasını sonra tövbesini Allahu Teala'nın o tövbeyi kabul buyurmasını bu mantıkla görürüz. Bunu Kur'an-ı Kerim'den hazmetmiş bir mümin ömrünün sonuna kadar bir abdestle namaz kıldığı gibi bu şuurla hata etmemeye çalışır. Hata ederse tövbe etmeye, tövbesinin kabul olmasına gayret eder. Demek ki tövbenin içini doldurabilmek için tövbe konusunu her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'den almak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim hidayet kitabımızdır. Bunun da en güzel örneği Adem aleyhisselam babamızın meselesidir. Bir başka konu tövbenin içini doldururken günah, tövbe, cennet, cehennem bu kavramların kullanıldığı kadar Müslümanların sohbetlerinde, bir aradaki çay muhabbetlerinde, belki düğünlerinde, belki cenazelerinde nerede Müslümanlar bir araya geliyorlarsa Tevbeden önce Allah'ın haram ettiği önümüzde günah olarak duran şeylerin günahlığı ile ilgili pozisyonlarını ve onların Müslümana zararlarını gündem yapmalıdırlar. Örnek olarak zina Allah'ın haramlarından bir haramdır ve bundan yapıldığı zaman tövbe edilmesi gerekir. Tabii ki zinaya cinsel ilişkiden önce onun öncül oluşumlarından başlıyoruz. E öyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elin zinası var, gözün zinası var buyuruyor. Yani göz zinasını konuşmadan, çözmeden e nasıl diğer noktaya gelecek Müslüman anlayacak onu? Müslümanlar olarak biz camilerimizde muhabbet ederken vaaz dinlerken evlerimizde sohbet ederken göz kirliliğinin insanı getireceği gayri insani seviyeyi anlamış olmamız lazım ki günah ve tövbe gündeme geldiğinde hemen harekete geçebilen bir canlılıkta beklesin. Eğer toplum zina üzerinden konuşuyoruz. Binlerce kere karşı cinse ait kışkırtıcı pozisyonları görmeyi haberlerde, filmlerde, reklamlarda, sokak billboardlarında, muhabbetlerde, fakültelerdeki derslerde, hatta düğünlerde vesairede göz kirliliğini oluşturan yapılanmayı normal görüyorsa bununla ilgili eyvah ne hale geldi insanlık nereye gidiyoruz endişeleri güdülmüyorsa ümmetin büyükleri alimler ümmetin aydın insanları ailenin büyükleri dedeler neneler ve anneler babalar aileden sorumlu kimseler olarak yani bunu bir dert konusu yapmıyor bir muhasebe yapmıyor bu konuda bir tefekkür zemini oluşturulmuyorsa bu ortamda yetişen gençlerin insanların zinaya düşmesi durumunda tövbeye git demeyi nasıl biz ikna edilmiş bir bilgi olarak onlara sunacağız? Niye tövbe edecek? Ufak bir sürtünme hatası oldu gibi görmesi doğal değil mi? Yani tövbeden önce tövbeye konu olan günahların gündem yapılıp çirkinliğinin tehlikesinin konuşulması, irdelenmesi, tepki gösterilmesi, nehyanil münker yapılması, karşı duruş gösterilmesi gerekmektedir. Okul put gibi duruyor. Okula gittiği için gence müdahale etmiyorsun. Okuldaki görüntüsüne, okuldaki göz kirliliğine müdahale etmiyorsun. Elindeki bilgisayara, cep telefonuna arkadaşına müdahale edemiyorsun. Misafir geliyor, misafirliğe gidiyorsun, rezilliğe müdahale edemiyorsun. Düğüne gitmek bir tür kurban bayramında mezbaneye gitmek gibi et bayramına gitmek, görüntü kirliliğinin resmi merkezine gitmek durumunda oluyor. Cenazesine varıncaya kadar toplum bu hale gelmiş. Hoca İmam Gazali, Ashab-ı Kiram'dan birisi Ebu Zer radıyallahu anh gelse, Tövbenin önemini anlatsa bu uçuk havada kalan sözlerden ibaret olmayacak mı? Onun için tövbenin içini doldurmaya tövbe konusu olacak günahların ağırlığının akıbetinin anlatılması, tefekkür edilmesi, bir nefis muhasebesi yapılması ile başlanmalıdır. Yani bir vaiz efendi kürsüye çıktığında bu göz kirliliğimiz ne olacak e insanlar? Gözlerimize sahip olalım. Rabbimiz gözlerinizi koruyun buyuruyor diye demelidir. Elbette insanlar ne anlatıyorsunlar? Ben? Yani göz bandımı kullanacağız diye bir tepki gösterebilirler. Bin kişiden iki kişi anlıyor olabilir. E peygamberleri de böyle anlattılar zaten. Bu bizim derdimiz değil. Bizim derdimiz yukarıdan mı başlıyoruz tedaviye? Yoksa hastalığın sebebinden mi başlıyoruz? Derdimiz bu olmalıdır. Burada e, özellikle sonuca değil, göreve yatırım yapmak bakımından, içini doldurmak bakımından ele alınması itibariyle e, bunu gündeme getiriyoruz. E, etkisi olur olmaz ayrı bir mesele. Yani bu e, Nasr Din Hoca'nın, Rahmetullahi Aleyh, yani bir fıkra olarak anlatılıyor ya, testiyi kırmasın diye çocuğu azarlamış da, ya ne yapıyorsun testiye bir şey yapmadı çocuk zaten, kırdıktan sonra azarlasam ne olacak ki demiş. Bu mantık sözünü ettiğim ince ayarı gösteriyor. Bir başka mesele tövbenin içinin dolması için, yani Allah'tan kork kardeşim, tövbe et dediğin zaman, o, tövbenin gerekçesi olan Allah korkusu, cehennem endişesi varsa insan tövbeye yanaşır. Tövbe etmek ister. Eğer mesela Allah anlayışı bir insanda yüz olması gerekirken 60'larda ise onun tövbe ihtiyacı hiçbir zaman 50 bile olamaz. 50 bile olamaz. Bir arabanın beygir gücü diyorlar. O beygir gücü, yani 10'sa mesela, e onun 8'ini, 7'sini ancak kullanabiliyorsun zaten. Tamamını kullanamıyorsun ki, yokuş oluyor, viraj oluyor, kullanamıyorsun. Hayatta böyle bir şey. Yani Allah, mefhumu, Allah deyince yürekte oturan hissiyat, hareketlenen göz, kulak, eller, yüz ise, tövbeye koşma oranın senin günahlardan sonra 70 olur, 80 olur. 60 ise zaten 30 olur, 40 olur. 50'yi bile bulamazsın. Bu sebeple şeytan lanetullahi aleyh tövbe ile uğraşmak yerine bize tövbeyi emreden Allah anlayışımızla uğraşır. Onu seviyesini düşürdüğü zaman Allah'a ta'zimimiz, onu sevmek ve muhabbet olarak içimizdeki doluluk yapımız. Onun ayetlerine, onun peygamberlerine. Hatta mesela çok canlı bir örnek. Allah'ın melekleri deyince. Yani bir melek Cebrail'e, Cebrail diye bir melek vahi getiriyormuş peygambere deyip bırakacak kadar yanımız, sağımız, solumuz, önümüz, arkamız melekle dolu bir dünyada yaşıyoruz hissiyatını anlatacak bir imanla meleklere iman etmemiş ise bir insan gelinecek netice nedir? O insanın Allah anlayışı mümin olduğu halde söz ediyorum. Kafirle ilgili bir konu yok zaten. Mümin olduğu halde, iman ehli olduğu halde, cennete girmek istediği halde, hatta ve hatta namaz kılıp oruç tuttuğu halde Allah deyince onun gözünden yaş akması mümkün olmuyor. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim'i ölüler için okunacak bir kitap görüyor. Okudukça Rabbimi dinledim. Okudukça Rabbimi dinledim. Sonra dua edip ben konuştum diyecek kıvama gelemiyor o. İşte şeytan tövbeyle uğraşmıyor. Namazla uğraşmıyor. Başka uç meselelerle yani sonuçlarla uğraşmıyor. Altyapı ile uğraşıyor. Yakıtla uğraşıyor. Temellerle uğraşıyor. Bunda da başarısı bir taşla iki kuş mantığıyla sonuçlanıyor. Onun için biz toplum olarak, aile olarak Allah'a saygımız, tazimimiz ne kadarsa iç hissiyatımız, ibadet yapmamız, günahlardan kaçmamız, olduktan sonra günah tövbeye koşmamız aynı şekilde yüksek veya alçak olacak Tır, bundan kaçış yok. Burada e, zannediyorum ki inşallah yanılıyorumdur. Namaz kılan kardeşlerim bu sözleri dinleyince bunu biraz abarttığımı zannedecekler. Ulan hiç Allah'a saygısı olmaz mı Müslümanın? E, diyeceklerdir. Ama Kur'an öyle demiyor. Onlara cevabım Hac suresindedir. Ömen يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَوَ خَيْرُ اللّٰهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ فَاِنَّهَا min takvel الْكُلُوبِ Allah'ın e, hurumatına yani haram dediği şeylere saygılı olanlar hayır kapısında olurlar. Allah'ın şairine yani Allah'la bağlantılı şeylere saygılı olanlar kalplerinde takva sahibi olurlar. Bu saygımız Kur'an-ı Kerim'de yansır. Yani Kur'an-ı Kerim'e Mus'haf'a saygı gösterir, hürmet ederiz onu alacak bir yere koymayız. Okuyana okunurken hürmet eder, saygı gösteririz. Allah'ın hükümlerini tartışma konusu haşa yapmayız gibi. Yani Allah lafla saygı gösterilecek bir şey değil ki. Yani elbette Allah deyince kimse haşa ağzına kötü bir söz getirmiyor zaten. Ama bu Kılpayı payı kurtaran bir sevgi ve korku düzeyinde olduğu için başka işler yaptırmıyor. Hem Allah sevgin senin uçsuz bucaksız olduğunu zannediyorsun hem de haccı yaşlılık yıllarını erteliyorsun. 40 kere imkan bulduğun halde kime inandıracaksın? Hangi meleğe inandıracaksın sen? Burada kardeşlerime böyle bir yan bilgi ve itiraz ihtimaline karşı karşı cevap vermiş olayım zannediyorum ki bu asırda veya 150 senelik geçmişimizde Allah ile olan bağlantımızı en büyük zayıf noktaya kadar taşıyan sorun laiklik sorunudur ki Allah sonumuzu hayır eylesin laiklik Fransa'da bile neredeyse tartışılıp anayasasından çıkarılacak hale gelecek de bir gün Müslümanlara kaldı laikliği savunmak. Bunda bir fazilet, bunda bir kurtuluş olduğu zannediliyor. Neymiş efendim? Böylece e, Müslümanların yaşadığı yerlerde güvence oluyormuş da işte Avrupa'da yaşayan Müslümanlar da laiklik sayesinde dinlerini hür yaşıyorlarmış. E, diyecek bir söz bulamıyorum. 40 kere gördük ki gavurun laikliği canı istediği kadardır istediği zaman laikliği silip atıyor. İslam başımın belasıdır diyor. Hani laikliğim var. Gerçek bir laiklik olamaz bu dünyada. Olamaz. Laiklik dişleri kırıldığı zannedilen bir kaplanla bir kafeste yaşamak gibidir. Kafir ısırmak istediği zaman dişlerini gösterir. Tok olduğu zaman tokum ben nasıl olsa avlanmayacağım diye dişlerini göstermez. Laiklik ve kafirlik böyle bir şeydir. Bu sebeple laikliğe biz bakarken ümmeti Muhammed'in başına düşmüş Lat ve Uzza putundan daha büyük bir tehlikedir. Çünkü Lat ve Uzza'da cepheler belliydi. Ebu Cehil'in tarafı, putperestlerin tarafı Ebu Bekir radıyallahu anh'ların Allah diyen tarafları hiç bir zaman bir araya gelemediler zaten. Bedir'de e, ab, abi kardeş, dayı yeğen, amca yeğen bir araya geldiler. Allah e, Ebu Bekirlerin kalbinde en uç noktaya kadar e, iman nedeni olduğu için kendi akrabalarına kılıç kaldırdılar. Şimdi ise sadece ve sadece sadece ve sadece siyasi menfaatlerimiz güya İslam adına siyasi menfaatlerimiz zarar görmesin diye Allah'ın en bariz emirlerini bile laikliğe kurban edebilir olduk. Bu bir afet işte. Afet olarak bundan sonra bunun için putçuluktan, putperestlikten, şirkten, mecusinin ateşinden daha büyük bir ateş ve bir bela olarak e, layıklık içimizde duruyor. Tövbe konusunda bu anlamlı noktayı unutmuyoruz. Yani Allah hissiyatın, Allah bağlılığın, Allah anlayışın ne kadarsa onun üstüne çıkamazsın tövbe ihtiyacında, tövbe yaparken. Daha sonra tövbeni korurken. Çünkü her şey Allah için yapılıyor. Tövbe de Allah için yapılıyor, ibadet de Allah için yapılıyor. Eğer Müslümanın Allah anlayışı tam değilse tövbesi tam olamaz. Yani kaldı ki o anlayışında bir altını ancak tutturabiliyor zaten. Bir başka mesele de tövbe ettim oldu bitti selamun aleyküm deyince olmuyor. Ağızdan olur da yürekten olmaz. O çocuk gibi bir tövbe olur. Daha yaramazlık yapmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Özür dilerim anneciğim. Daha yapmayacağım. Arkasını dönmeden annesi yeni yaramazlığa devam. E onun özrünü dilemiştim. Der bile çocuk. Alay eder gibi. Bu sebeple tevbe Arafat'ta vakfe durma zorluğu gibi. Sıcak bir uzun Ramazan gününde sabahtan akşama kadar susuzluğa dayanıp bir iç gayret bir olağan dışı himmet ve heyecan göstererek o zoru yapmak ne demekse tevbe de hac gibi namaz gibi oruç gibi bir ibadet olduğu için neticede yaptım demekle olmaz gayret etmek zorlanmak e, İslami ifadesiyle nefis mücahedesi yapmakla ancak mümkün olur yani nasıl 17 saat Ağustos ayında mesela e, oruç tutuyorsun, işte ikindi de bunu alıyorsun, bozmuyorsun. Akşama bir saat kalıyor, artık gözlerin kararıyor, şekerin düşüyor filan ama gayret ediyorsun. Sonunda iftar sofrasına oturuyorsun. Tevbe de böyledir. Belki de, belki de özellikle paraya ve cinselliğe ait konuların tövbeleri belki de o 17 saat oruç tutmaktan kat kat daha zordur. Onun için tövbe bir maraton, bir heyecan ve ciddi bir gayret gerektiren ibadet olduğundan bir nefis mücadelesi yapmadıkça, başka ifadeyle kendini zorlamadıkça hadi demekle yapılabilir bir ibadet düzeyinde olmaz. Kesin olmaz ama Olur, yaparsın. Öbür gün eski tas eski amam dedikleri noktaya gelirsin tekrar. Bu sefer kendini kahredersin. Öbür gün, öbür gün yani bu e, tıpkı mesela sigara içen bir Müslümanın bir tövbe boyutu var. O tövbe boyutunu şimdi anlatıyoruz zaten. Sigara olsun, başka bir şey olsun. Bir de onun sigaradan kaynaklanan bağımlılığını kaldırmak için göstermesi gereken belki iki sene, üç sene sürecek bir direnç var içinde. O direnci oluşturamadığı zaman sigarayı bırakar, nasıl bırakar? Bir daha içmek isteyene kadar. Zaten yatarken içmiyordu, akşam bırakar, sabah başlar. Yemek yerken sigara içmiyor zaten, yemek yerken bırakar, yemekten sonra tekrar başlar. Öyle bırakar. Onun için irade kullanma, direnme bu iş ya mesela sigara içmediği için sinirleniyor. Sinirini yatıştırmak için koşuyor 5 kilometre. Siniri geçsin diye. E, öbür türlü bir hafta benim yanıma yanaşmayın. daha kampa çekiliyorum diyor. Yani bir gayret gösteriyor. O gayretin sonunda iradesi tutkunluğuna galip gelirse bırakıyor. Tövbe de böyle bir şey. Yani tövbe melekler gelip senin tövbe ayarlarını, fabrika ayarlarını çevir, geri çevirip çekip gitmiyorlar. Melekler bekliyorlar sadece. Sen gayret ediyorsun, sen yıpranıyorsun, sen heyecanlanıyorsun, sen gözdeşi akıtıyorsun, sen bir daha bir daha eğilip kalkıyorsun. Ondan sonra Allahü Teala sana tövbe kapılarını açıyor. Ettim oldum değil. Yine biraz önce izah ettiğim Kur'an'a dönmek lazım. Kur'anımızdan ibretler çıkarmak lazım dediğimiz örneklerden biri Ka'b bin Malik radıyallahu an ashab-ı kiramdan Allah ondan razı olsun Tebuk gazvesine bile bile tembelliğinden gitmedi. el günahtan birini işledi. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bıraktı. Allah da ona ceza verdi. Tövbesinin kabulü 50 günden fazla sürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin en zor gününde Ümmeti yalnız bıraktığı için Ka'b'ta kimse konuşmasın dedi. Medine birden ıssız vadiye döndü onun için. Sonra hanımına haber gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hanımı onunla bir arada durmasın dedi. Birden hanımına yabancı hale geldi. Hatta diyor ki mescide gidiyordum diyor. Mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in selam verince mecbur selamu ve rahmetullah diye namaz kılarken selam verince onun gözüne çarpacak yerde namaza duruyordum ki yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözüne görüneyim de belki acır bana da affettik seni der diyor. Hiç bana merak, acımadı diyor. İlgilenmedi benimle diyor. Bu suçuna karşı tövbe etti. İlk günden tövbe etti. Biz affet ya Resulullah dedi. Ama allah Teala onu e, deyim yerindeyse tevbe sınavına aldı. 50 gün sürmüştü Tebuk gazvesi. O 50 günlük cihattan kaçtı. O kadar bir zaman allah Teala onu bekletti. Hemen tövbesi kabul olmadı. E Kur'an-ı Kerim bunu bize örnek olarak veriyor. Ve ale hullifu. Üç kişiydiler onlar. O geri kalan üç kişiye bakın allah Teala buyuruyor. Resulullah'ı dar zamanda yalnız bırakmak o kadar basit bir şey değil. Yani tövbe için ne anlatmak istiyorum? Tövbe için bir gayret lazım ya. Böyle yaptım, oldu, bitti. Yani şimdi <laughs> eylemin kendisini değil, anlayışı tenkit etmek için söylüyorum. Tövbe almak diye bir şey var tasavvuf dünyasında. Elbette bir tasavvufa girmek için veya ben mesela bir şeyh efendiyle görüşsem, yani görüşüyorum nitekim, kulağına eğilir. Allah rızası için, Rabbim beni affetsin diye bana dua diye rica ederim. E Allah dostu bir insan, biliyorsam birisini ben, e bana dua etsin tabii tövbem kabul olsun diye. Dolayısıyla hazır tasavvufa girerken de, iltihak ederken de, e, tövbe et kardeşim, öyle gel bu yola, denmeyecek de ne denecek? Ama bu güzel uygulamayı nasıl anlıyor insanlar? Tövbe aldık. Ne, ne, demek istiyor tövbe aldıktan? Form doldurduk girdik tarikata yani derneğe girer gibi girdik işte. Form doldurmak olarak görüyor tövbe. Git oradan be. Sen kendi kendini aldatıyorsun. Sigarayı bıraktın mı tövbe aldıktan sonra? Yalan konuşmayı bıraktın mı? Hanımına zulmetmeyi bıraktın mı? Kocana tembellik yapmayı bıraktın mı? Yani tövbe konusu olacak hatalarını sen bıraktın mı? Yok. Tövbe aldın. Nereden aldın? Kim verdi sana tövbeyi? Yani garanti belgesi gibi bir şey görüyorsan bunu sen kendi kendini aldatıyorsun. Cahillik bu. Böyle şey olur mu? Tövbe alınmaz, yapılır. O da sana nasihat eder. Yavrum bugünden sonra bu hataları yapma der. Peki efendim dersin. Bu bir teşvik olur senin için. Bu kadardır. Kimse senin adına tövbe yapamaz ki. Kur'an-ı Kerim, ashab-ı kiramı, yine ona dönüyoruz bize örnek olarak gösterirken sana istiğfar için geldiklerinde onlar için istiğfar edebilirsin manasında Allah uyarıyor peygamberini yani ey peygamber ey peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için Allah'tan istiğfar et dese bir sahabi dediler nitekim ya Rabbi bunları affet der budur tamam tövbe verdim sana diye bir şey demez ki tövbeyi Allah kabul eder Allah'a tövbe yapılır. Secde kime yapılıyorsa tövbe de ona yapılır. Yani burada çok güzel bir noktayı keyfi ve zevkine göre kullanıyor insanlar. Dolayısıyla hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Böyle tövbe yoktur. Tövbe bir kimlik belgesi değildir. Üye kayıt formu gibi anlaşılamaz. Senin adına da kıyamete kadar yapsa tövbe olmaz. Kimse senin adına tövbe yapamaz. Senin adına namaz kılınıyor mu? Senin adına oruç tutuyor mu kimse? Sen yaşıyorsun, hayattasın, sen yapacaksın bunları. Tövbe bir ibadettir. Bir başka mesele, bir insanın cenneti burnunun dibinde görmediği ortamda cehennemden kurtulacak tövbe yapması neredeyse mümkün değildir. Yani bunu daha açık bir şekilde ifade edelim. Dünya hayatını bitmez, tükenmez elindeki bir fırsat olarak gören, tuğlu emeli olan, sonsuza kadar yaşayacakmış gibi hayat hırsı olan birisi tevbe edemez. Tevbeyi burnunun dibinde ölüm, arkasında da inşallah cennet var diye düşünen yapar. Onun için tevbenin aslında gizli engeli dünya hırsıdır. Uzun arzulardır. <laughs> 60 yaşından sonra 120 ay taksit ödeyeceği bir borca girecek hırstır. 80 yaşından sonra yazlık yaptıran hırstır. Bu çok fena. Müslümanın bu hırsıyla yani bu dünya hırsı. Bu her şey bende olsun, her şey cebimde olsun hırsıyla mücadele etmesi lazım. Bu varken kolay kolay tevbeyi içine sindiremeyebilir insan. Bu önemli. Tevbenin gizli engellerinden birisidir bu. Bu da dikkat edersek yukarıdan beri anlattığımız şeyler Mesela bir İhya-i Dini hazmederek okumuş insanların yapacağı işler bunlar. Çünkü i̇hya yolumu Dinden sen dünya hırsı, tuğlu emel, ahirete hazırlık bölümlerini okuduysan bunları bilirsin. Binaenaleyh ciddi bir din ilmi, şeriat ilmi, ilmihal öğrendikten sonra bu tip ince ilimlere bir miktar çok fazla soğuk kaldığımız zaman yani işte camide cuma günü 5 dakika namazdan önce hoca konuşacak da oradan bir şey istifade edeceğin düzeyine düştüğün zaman deyim ise cahil kalırsın. E cahil için tövbe gündem olmuyor zaten. O adamı öldürürken tövbe etmeyi aklına gelir. Onur öldürürken tövbe etmek gerekecek bir iş yaptığını anlayamaz mesela. Bir başka mesele de <laughs> şeytan kesinlikle ibadet düşüncesiyle bile olsa yalnız kalanlardan daha fazla memnundur. Cemaat ruhu ile bir arada duranlar eğer cemaat ruhunun gereği olan emri bil maruf ve nehyanil münker nasihat tavsiye gibi şeyleri aktif kullanabilen cemaat ruhu ile bir arada bulunan insanlar biiznillahü teala günahtan biraz daha uzak dururlar ve tevbeyi daha kolay icra ederler. Eğer biz bu asırda mesela bir on tane anamız babamız kadar eşimiz kadar, çocuklarımız kadar bize yakın, bizimle açık seçik konuşacak, bizi ikaz etmekten çekinmeyecek. Yapma. Bu çok yanlış. Olmaz. Bir mümin kardeş olarak senin bu faize bulaşmana razı değilim. Tamam, gel. Bizim evde kira vermeden otur ama faizle girme. diyecek. Samimi hiç olmasın bir on kardeşi olmayan kendisini garip bilmeli. Ahır zaman gibi bir zamanda fena garip düşmüşsün sen kardeşim. E var ama hep bela oluyorlar bana. Ne yapalım? Yük olmayan, defo getirmeyen, sıkıntı getirmeyen bir arkadaşlık olmuyor. Eşin de böyle, çocukların da böyle, anam baban da böyle, akrabaların da böyle. Mecbur katlanacaksın. Katlanman gerekiyor. Yalnızlık varsa tevbenin aktif olması, hemen sonuç getirmesi de zorlaşabiliyor. Özeti bu, bu meselenin. Ve iki şey beraber zikrederek bir nokta daha tespit edelim. Göz başta olmak üzere, insanı kışkırtan şeylerden korunmayı bilmek lazım, tevbe yapacaksak eğer. Nedir bu? Yani soğuk yerde duruyorsun ama öksürmemek için şurup içiyorsun. Tövbe şurup orada. Şurup tövbe gibi. Ama sen hala soğukta duruyorsun. Gözün sürekli dizi filminden bilmem nesine kadar haram nesnelerde ama sen tövbenin aktif olmasını, tövbenin seni kurtarmasını bekliyorsun. Olmaz bu. Olmaz. Bu beklenti çok hayali bir beklenti. Gerçekçi olmak lazım. Bunun için çevre ve kışkırtıcı zeminler olmasın istiyorsak biraz önce dediğimiz gibi arkadaş tercihimize dikkat edeceğiz. Bir başka mesele her tövbe kabul olmak ve olmamak ortasında durur. Tevbe arkasından gelen dualarla kabule doğru itilir sürekli. Hac'da tevbe ettim. Bıraktım bu hatamı. Bu tövbeyi kabul etti mi Allah, etmedi mi? %50-50 diyeceksin en güzel ihtimalle. Bunu %51 kabul oldu demek için hemen arkasından o gün, öbür gün, bir dahaki hafta, öbür hafta tövbemi kabul buyuruyor Ya Rabbi diye dua etmek gerekir. Dua, tövbeyi bulunduğu noktadan kabule doğru iter, taşır. Dua edilmediği zaman durduğu yerde durur tövbe. O durduğu yerde kabul olmuş olsa bile Şeytan gelip yeniden gıdıklayabilir insanı. Dolayısıyla tövbenin Allahu Teala'nın kabul ettiği amelleri e, koydurttuğu makam neresi ise oraya kadar çıkması hep tövbenin arkasından yapılan dualar sayesinde olur Allah'ın izniyle. Sadakada şüphesiz bir dua çeşididir. Sadakada yapılabilir. Bir başka mesele daha önce temas edilmiş bir meseleydi, burada bir paragrafla değerlendirmek lazım. İnsanların yüreklerinden haya kalktıktan sonra tevbeyi kuşanabilecek bir insan bulmak mümkün değildir. Haya kaybolmamalı. Çocukta, büyükte. Kadında, erkekte. Daha çok kadında. Daha çok kadında. Haya bir tür zırhtır insanda. O varken şeytanın okları, mermileri insanın göğsüne isabet etmez. Tabii ki haya bir gömlek değil çıkarıp atılmıyor birden. Haya bu asırda cep telefonuydu, dizi filmdi, bilgisayardı, düğünlerdi, düğünler akraba arası ilişkiler, arkadaşlar, öğretmenler, hocalar, örnek insanları kastederek söylüyorum. Toplumun yeni nesline hayalı olmak veya hayadan arınmış olmak konusunda çığır açıyorlar. Haya bir senede kaybolup gitmiyor. Bir asırda bugünkü hayasızlığa geldik. Geri dönüş için belki üç asır daha lazım bize. Eğer baştan sona gayret edersek. Burada özellikle haya konusunda gösterdiğimiz zafiyetlerin, pasifliğin, bedelinin tövbeye yanaşmamak tövbeye ihtiyaç hissetmemek olarak önümüze konacağını, çocuklarımızın önüne konacağını, Neslimizin önüne konacağını anlamamız lazım. Netice olarak diyoruz ki, tövbenin bir iç yapısı var, alt zemini var. Bunu oluşturmaya mecburuz. Yoksa şiddetli istekleri olan ve fazla elektrik yüküyle rahatsız edecek kapasitesi olan bir nefis taşıyoruz biz. Onu istediği gibi kullanabilen bir şeytan var karşımızda şeytanlaşmış bir insan kitlesi var etrafımızda. Bütün bunlar varken biz tevbe ile ilgili tedbir almazsak bu tevbenin ihtiyacı olan zemini oluşturmazsak ettim tevbe demekle tevbe yapamayız onu bile demeyiz aslında. Tevbe ettim bile dedirtmez şeytan bize. Buna rağmen ana başlıklar şeklinde tevbenin önündeki engeller nelerdir de insanlar yani bu dediğimiz şeyleri yapmaya engel olan nelerdir ki Müslüman insan tövbe etmez dersek bunları 5 başlıkta toplayabiliriz. 5 şey var ki bunlar tövbeyi olmaz hale getiriyor. Aslında tövbe büyük bir nimettir bunu Bildiğimiz halde büyük ibadettir. Bildiğimiz halde bunun birincisi erteleme hastalığıdır. Erteleme hastalığına yakalanan her şeyi erteler. Namazı da erteler. Evine alacağı bir ihtiyacı da erteler. Bu bir hastalıktır. Erteleme hastası olan kardeşlerimize özellikle ibadetlerde ve ailevi görevlerde, insani sorumluluklarda Erteleme hastalığı olan bir yerde memur ve erteliyorsa bu da tabii bir sebepten olur ayrı bir mesele yani bugün yangın vardı onu söndürmeye çalıştık elbette erteleriz işlerimizi gibi ayrı bir mesele bence bir psikologla görüşmesi gereken sıkıntısı olmuş insanlardırlar tevbenin bir numaralı düşmanı olmama açısından bakıldığında erteleme hastalığıdır. İkincisi de şehvet baskısı altında yaşamaktır. Her insanda cinsellik var. Her insanda para arzusu var. Her insanda yeşil çimlerin üstünde çay içme sempatisi vardır. Kur'an bunu böyle söylüyor. Yani böyle yarattık Allahu Teala buyuruyor. Ama bazı insanlar paraya tapınır. O kadar tapınır ki onu yemez bile. Ya git bir ekmek al diye Yok dar bir zamanda lazım olur. Ölüyorsun yok dar zamanda lazım. Ya bu bir tapınma çeşididir. Cinsellik herkeste vardır ama e mübarek yani nefes alır gibi cinselliğe yatırım yapılmaz. Bunun da bir haddi hududu olması lazım. Bunlar da bir tür psikolojik hatta psikiyatrik tedavi görmeleri gereken bağımlı insanlardır. Bu iki hastalık çok önemli. Hangi iki hastalıktan söz ediyoruz? Erteleme hastalığı şehvetlerin ki şehvet sadece cinsellik değil, şehvetlerin boğduğu insan olmak. Üçüncü sorun da tiryakilik hastalığıdır. Tiryakilik Allah'ı zikir ve ibadetin dışında hiçbir şeyde faydalı değildir. Şöyle bir test yapalım. Allah çay içmeyi helal etmiştir. Çay içmeyi helal etmiştir. Dolayısıyla çay mubah bir şeydir. Karadeniz'den gelsin, Seylan'dan gelsin, çay mı bahtır? İçinde katkı maddesi olur ayrı bir mesele yani mübah olmayı engelleyen bir madde olabilir. Şöyle diyelim, bir hafta çay içmeyeceğim. Bu hafta çay içmeyeceğim. Diye bir hafta çay içmiyorsa, hatta arkadaşlar balkonda oturmuşlar, bahçede oturmuşlar. Ya alsana çayı, e, bu hafta çay içmemeye karar verdim, bana bir bardak su verin. Kant getirin, içeyim. Diyemiyorsa bir insan, bunu iki gün sonra bozuyorsa bu bir tiryakiliktir. Bu tiryakilikte de hastalık boyutu var. İşte sigara böyle bir tiryakilik, ekmek böyle bir tiryakilik. Börek yiyorsun, tiryaki oluyorsun ve doktor bırak diyor. Kaçamak diyor. E, doktor bey şu kadar yesem olur mu? İstersen bir tepsiye. Doktorun canına bela mı bu? Yani ne yersen ye. Dedirttiriyorsun. Bir bu soruna bakışımızda bir numaralı problem annelerin babaların çocuklarını tiryakiliğe uygun yetiştirmeleridir. Mesela çocuğumuz disiplinli yetişsin ayrı bir mesele. O disiplinde her gün 8'de kahvaltıya otursun. Buna bir itiraz etmeyiz. Disiplin disiplin. O kahvaltıda çay olur, kahve olur, ne olacaksa artık buna da bir itirazımız yok. Ama problemi olmayan ve triyakiliği olmayan, nimet kölesi, şehvet kölesi olmayan bir çocuk yetiştirmek için Müslüman bir annenin, babanın kahvaltı gündemini yılda bir defa, bir haftalığını alabora etmesi lazım. Mesela bu evde en çok ne yeniyor? Zeytin yeniyor bir hafta zeytin almam. Bir hafta peynir almam. Onun yerine güzel bir pekmez alırım. Bu da gıda. Belki ondan da faydalı. İlk gün çocuklar, ee ne yiyeceğiz şimdi? E, pekmez var. E, hani zeytin? Ben yemem. Afiyet olsun yemiyorsan yeme. Kalk. Bu kadar basit. Eğer çocuk, sofraya oturduğu iki yaşı gününden itibaren, 15 senedir kalıp peyniri hep görüyor, yanında da kaşarı görüyorduysa çocuk onu askerde nasıl bırakacak? O asker de olamaz, bir yurtta öğrenci de olamaz. E hep aynı yemeği yapan ve aynı saatte önüne koyan bir annenin çocuğu evlendiğinde aynı tarzda yemek yapamayan bir kadın onu memnun edemeyecek. Yani nimetlerin hiçbiri olmazsa olmaz değildir. Zemzemle oruç açmak fazilet mi faziletli? E zemzem bulamayınca oruç açmayacağız mı? Suyla açacağız Allah Allah. Hurma ile faziletli doğru. Hurma bulamazsak oruç tutmayacağız mı şimdi? Gibi bakmak zorundayız. Tiryakilik ben hayatın içinden örnek verdim. Günahlarla ilgili bir konulara taşındığında da böyle oluyor işte. En kötü tiryakiliğin çeşitlerinden biri bir gün yalnız kalamama düşüncesidir. Yani bugün kimseyle görüşmeyeceğim, Kur'an-ı Kerim okuyup kaza namazı kılacağım, tefekkür edeceğim diyemiyorsa bir insan illa biriyle gıybet yapacaksın. Sen gıybet tiryakisisin o zaman. Helal, sakıncalı olmayan şeyler izliyorsun. Öyle helal dizi film buldun bir yerde Adem Aleyhisselam zamanında çevrilmiş öyle bir dizi buldun onu izliyorsun diyelim tamam Bu hafta izlemeyeceğim deyip Televizyonu kapatamıyorsan Mesela Ramazan boyunca Bizim evimizde televizyon açılmayacak Sosyal medyaya kimse girmeyecek Karar veremiyorsan eğer Müslüman olarak sen Kesinlikle Kesinlikle Bağımlısın Evet bu haram değil Ama seni harama taşıyabilir Bir gün taşıyabilir bu dünyada candan kıymetli bir şey yok. Can hariç feda edemeyeceğimiz bir şey olmaması lazım. Yemekler, dostluklar vesaireler. Ben bugün annemle oturacağım. Mesela çok basit bir örnek. Hastanede annemin tedavisi oluyor. Ben de refakat için yanında bekliyorum. Telefonumu kapatsam elbette acil aramalar olur. Beni aramam gerekir. Kapatmadım. Ama Dün normal günlerde refakette olmadığım günlerde yaptığım konuşmaların benzerini yapacak bir şekilde telefonumda açık olmamalı. E bir gün ara ver canım, nasıl olsa eve döneceksiniz diyebilmeliyim. Haram mı annesi hastanede olanın telefonla konuşması? Öyle bir şey konuşmuyoruz. Bu bir bağımlılık telefondu, sosyal medyaydı. Bağımlılık olduğu zaman insanı sömürür. Bu insan neticede tövbe edeceği zaman o bağımlılık onu bırakmaz. Bu sefer erteleme sıkıntısı devreye girer. Erteler, erteler, erteler tövbe etmeye de fırsat bulmadan Rabbine gider. Nauzu billahi teala. Bir başka sorun da günahların gündem dışında olduğu bir toplumda yaşama sorunudur. Günahlar gündem dışı olmamalı. Okuduğumuz cennet kitabı Kur'an-ı Kerim'de en çirkin dediğimiz günahlar var. Zinadır, faizdir, kumardır, alkoldür. Bunlar Allahu Teala anlatıyor. Dikkat edilirse bir felaket olarak ki laikliğin getirdiği sonuçlardan Müslümanların laikliği benimser tavırlar göstermesinin getirdiği sonuçlardan birisi bu. Camilerde zina sapık ilişki gibi konular artık gündem dışı kaldı. Allah'ın evlerinde bile bunlar ciddi bir vaaz konusu yapılamıyor. Neden? Çünkü bütün haramlar kanunların koruması altına alındı. Bir hoca kazara bunu konuştuğu zaman Doğduğuna doğacağına, onu doğuran ananın doğumuna pişman ediyorlar insana. Ettiklerini zannediyorlar. Tabi hoca da, onu konuşan hoca da gerçekten bu cihadı yapıp yapmadığının imtihanını kaybedecek veya kazanacak. Evirecek, çevirecek. Ben onu demek istememiştim, yanlış anlaşıldı diyecek. Melekler de not edecek. Bu bunu Allah için ihlasla söylememişti zaten. Bu ayeti okumak, okumuş olmak için okumuştur diyecek melekler. Ayrı bir mesele. Onun da kendisi bir imtihan çeşidi görüyor zaten. Ama toplum günahların irdelenmesinin mümkün olmadığı bir hale gelince tövbe kapısı kapandı demektir. Tövbelik bir şey yok ortada o zaman çünkü. Maadallah. Ve e, gün tövbenin önündeki en büyük engellerden birisi de kötü arkadaştır. Arkadaşın iyisi iyi, cennet kötüsü kötü ve cehennem demektir. Bunu burada bir kere daha vurgulamış olabiliriz. Allahu Teala'nın tövbeye daveti bizim için kıyamete kadar açıktır. Birisi çıkıp dese şu insanın tövbesi olmaz. Bu batıl bir sözdür. Allah'ın açtığı kapıyı kim kapatabilir? Bütün insanlar kafir olsun, müslüman olsun, tövbeye adaydırlar. Ve bütün günahların tövbesi vardır. Ama A cinsi bir günahın tövbesi B cinsi değildir. Her günahın tövbesi de kendi cinsindendir. Hırsızlık yapan birisi alkolden tövbe etmez. Hırsızlıktan tövbe eder. Onun da kendi çeşidine göre tövbesi var. Zina yapanın tövbesi kumarla ilgili bir tövbe değildir. Zinanın tövbesi neyse ondan öyle tövbe edecektir. Kul hakkı günahı işleyen birisinin tövbesi de kul haklarıyla ilgili tövbe standartlarında olacaktır. Tövbe kıyamete kadar vardır. Her günah için vardır. Ama tövbe lafla değildir. Tövbe bir eğitim konusudur. Biz tövbeyi namaz gibi eğitim konusu yapın. Ve beş vakit her gün ezanı okunan bir ibadet gibi. Her gün Allah'ın her saat başı bizi ya eyühellezine amenu tövbe ilallahi töbeten nasuha Ey iman edenler! Nasuh bir tövbe ile yani gerçekçi ve kalıcı bir tövbe ile Allah'a tövbe edin çağrısını tıpkı ezan gibi her gün duyuyor olmak zorundayız. Ailemizi bu standartta kuracağız. Vakfımızı, derneğimizi bu standartta kuracağız. Hayatımızı böyle prensiplerle kullanacağız ve yürüteceğiz. Böylece tövbe ibadet olacak, bizi kurtaracak, yüzümüzü ak edecek, hayatımıza saadet gelecek. Biiznillahi teala. Bunu beceremediğimiz zaman, bu anlayışla tövbeye sarılamadığımız zaman, işte günahlarla iç içe yaşıyoruz, huzursuzuz, boğuluyoruz, nefes alamıyoruz. Ama nefesimizi boğan şeyin tevbe etmediğimiz birikmiş günahlar olduğunu da anlamak istemiyoruz. Bu anlayamayışımız baştan beri saymaya çalıştığım tevbenin engelleri birinci olarak bu engellerin oluşmaması için yapılması gereken tevbe zemininin yapılmamış olması, yapılmamış olması na bağlı kalıyor. Rabbimizden tevvab ismi şerifi ile bizim tövbelerimizi kabul buyurmasını niyaz ederiz. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.